Evet efendim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu ne güzel bir şereftir böyle bu sabah. Evet sevgili izleyenler, şu anda stüdyomuzda Çağan Özer klarnette, Arda Durak çello sanatçımız buradalar kendileri. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nin çok ama çok kıymetli öğrencileri onlar. Şöyle küçük bir teaser'ınızda, yani bir güzel bir özgeçmişinizde bir bahsedelim efendim, kıymetli izleyicilerimiz de bilmek ister. Çağan, klarnet çalıyorsun. 2007 yılı 4 Haziran Ankara'da doğdun. Aslen Elazığlısın. Öğretmen bir anne babanın tek çocuğusun, değil mi? Evet. Müzik öğretmenim Emrah Arslan'ın beni keşfetmesiyle başladım demişsin. Ne mutlu, bir öğretmen senin hayatına dokunmuş. Biz öyle öğretmenin ellerinden, gözlerinden öperiz efendim. İyi ki varsınız. Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde ise klarnete başladın. Ömer Şentürk'le şu an 11. sınıf öğrencisiyim diye. Öğretmenin Ömer Şentürk, ona da saygı ve sevgilerimizi dile getiriyoruz efendim. Ve şu anda TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda da hizmetler sağlıyorsunuz. Süper. Arda Durak, çello sanatçımız. Yalnız efendim öyle güzel ki gözlerinin içleri pırıl pırıl, maşallah size. Ankara doğdun Arda'cığım. Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorsun. Müziğe kemanla başladım demişsin. Evet. Liseye geçtiğinde de çello'yu seçmişsin. Ailen müzikle ilgileniyormuş. Baban müzik öğretmeniymiş. Evet. Saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz kıymetli anne ve babanıza. Evet, 2006'da doğdun, evet. Değil mi? Çok güzel ya, maşallah size, kıpır kıpırsınız. Sizinle gurur duyuyoruz Türk gençleri. Ve bunun yanı sıra değerli izleyenler, kıymetli arkadaşım, kıymetli öğretmenleri Özgül Karakuş'a da sevgilerimi iletiyorum. İyi ki varsın. Ne mutlu böyle güzel öğrenciler yetiştirdiğin için. Ve onun yanı sıra da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nin değerli okul müdürü Murat Kara'ya da saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün bizim kulağımızın pasını aldınız. Biraz da size söz hakkı vermek istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Ya öncelikle çok mutluyuz, hani gururluyuz. Türk halkı için çıktık ekranlara, hani geleceğe dair, işte yeni seneye, yeni hayata, yeni umutlara, hani başka bir pencereyle bakmak için, hani belki bizi görüp de bu işe işte ilham kaynağı olmamızı sağlayan insanlar olur diye. Hani biz de Arda'yla, sevgili Arda, çok başka bir tecrübe ediniyoruz şu an. Ne mutlu. Evet. Size de çok teşekkür ediyoruz biz bu arada. Biz teşekkür ediyoruz. Kıymetli öğretmeniniz Özgül Hanım sağ olsun. Söyleyince hemen öğrencilerini yönlendirmeye kararı aldı sağ olsun. Umarım böyle öğretmenler lazım bize, biliyor musunuz? Hani kendi de ön plana çıkabilirdi ama öğrencilerim çıksın dedi. Ne kadar güzel. Çok da şanslısınız. Onlar da çok şanslı sizler gibi öğrenciler olduğu için. Bu çok güzel, çok kıymetli gerçekten. Peki Arda'cığım sen neler söylemek istersin? Öncelikle 2024'e gireceğimiz için heyecanlıyım biraz. Yeni yıl heyecanı var hepimizde. Umarım Türk halkına 2024 şans ve uğur, mutluluk, huzur içinde hep beraber güzelce geçiririz. Amin. Umarım en hayırlısıyla en başarılı zamanlarımız olur. Öyle bu kadar. Evet, siz hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Bize her zaman ışık var, değil mi? Türkiye Cumhuriyeti öyle kolay kolay bir şeylerle sarsılmaz. Çok güçlü bir ülkeyiz biz. Peki o zaman sırada bize hangi parçayı çalmak istersiniz? Senede bir gün diyelim mi? Hadi bakalım. Thank you.
Vallahi içimizin böyle pası gitti, kalbimizi rahatlattınız. Çok güzel de mesajlar geliyor değerli izleyenler. İyi ki varsınız, çok sağ olun. Sabah sabah ne kadar iyi geldi Fatoş Hanım. Ne kadar güzel düşünülmüş bir süreç demişler. Çok sağ olun. Evet efendim, 2023'ü geride bırakırken 2024'e adım adım gidiyoruz değil mi sevgili gençler? Peki Arda ve Çağan, bize daha böyle bir hareketli 2024'te umut dolu bir şarkı daha, bir parça daha söyler misiniz peki? Neler düşünürsünüz bu konuda? Bu arada efendim siz düşünürken geçtiğimiz günlerde Sehra Özel'i biz konuk etmiştik. Ressamımız kendisi, Türkiye'nin çok değerli isimlerinden birisi. Konuk ettiğimizde şunu söylemişti. Sözlü şarkılar sizi alır götürür ama müziklerse siz o müziği alır kolunuza takarsınız, öyle bir yere götürürsünüz ki kendinizi bulursunuz demişti. Gerçekten de öyle oluyor. Bugün sözsüz bir şekilde müziğimizi dinliyoruz. İyi ki varsınız. 2024'e adım atarken bizi koluna takıp değil de bizim kolumuza takıp da gerçekten yaşamak istediğimiz hayata doğru adım atmamıza böyle güzel bir yankı yaptınız. Peki o zaman size bırakıyorum o güzel enstrümanlarınıza ve nefesinize. İçimdeki çocuğu alıp böyle dışarı çıkardınız siz. Çok güzel yorumlar da geliyor. Hatta New York'tan yazanlar var bize. Değerli Emre Konukseven de yazmış. Fatoş Hanım harika kulağın pası silindi diye. İyi ki varsınız. Ne mutlu bize. Çok güzel mesajlar da geliyor. Günaydınlar diye. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili gençler. 2024'ten beklentiniz nedir? Bize böyle güzel bir bu konuda ne bırakmak istersiniz? Şuraya bir parça bırakın diyeceğim size. 2024'ten En büyük beklentimiz işte bol bol başarı ve hani bol umut. Şimdi Arda sayın üniversiteye hazırlanıyor. Hı hı. Hani evet. Onun için tebrik ediyorum. Hedeflerine ulaşması için hani en siz ne güzel olma. Birbirinizi böyle kolluyorsunuz. Aferin size. Böyle olmalı değil mi hayatta? Yani, kesinlikle. Her zaman kenetlenmeliyiz. Sizi büyüten bence. Anne babaya gerçekten teşekkürler. Ne kadar güzel samimiler. Birbirlerini kolluyorlar böyle. Birlikten kuvvet doğar diyelim. Hani Arda'nın da yolu bu sene işte belki başka bir yere gidecek. Belki çok farklı kapılar açılacak. Ben de seneye hazırlanacağım. Hadi bakalım. 2024'ten en büyük beklentimiz o şu anda. Teşekkür ederiz. Başka? Hayat sürprizlerle dolu. Evet. Hani bir hafta öncesine kadar burada olacağımızı hiç hayal bile etmezdik tahmin Arda'yla. Tahmin bile edemiyorduk. Evet, yani. Çünkü siz bu yolda yürüyorsunuz. İnançla müzik yolunda ilerliyorsunuz. Biz de aradığımızı bulduk böyle bu vesileyle değil mi? Evet. Hayat böyle gerçekten. Hiçbir zaman umutsuz olmayın. Ne güzel umutlu gençlersiniz. Bu bana daha çok umut verdi. Başka aktarmak istediklerim var mı bize? Var mı? Başka? Yani 2024 dediğim gibi güzel bir sene olacak. Hani büyük bir umutla bekliyoruz.
Başka aktarmak istediğim çok şey var aslında. Hani çocukken sorsalar işte bol bol oyuncak, bol bol şey falan. Ama işte bu sene 2024'ten hep bizi güzel insanlarla karşılaştırsın 2024. İşte amin. Güzel yollara gidelim. Her şeyin güzel olmasını temenni ediyorum. İşte devletimiz, milletimiz adına da güzel bir sene olsun. Amin, amin. İşte gerek futbolumuzun adına, işte gerek ekonomimizin adına. Hı hı. Onun haricinde her zaman 2024'te de müzik hayatın her alanında olduğu gibi daim olsun. Mutlu olsun, güzel olsun. Buradan tüm müzikseverlere selam göndermek isterim. Aldılar onlar selamı, kalplere yerleşti. Çok teşekkür ederiz. Peki Arda'cığım sen neler söylemek istersin 2024 yılına? Çağan arkadaşım dediği gibi önce huzurlu, mutlu bir şekilde inşallah gireceğiz 2024'e. Umarım her şey çok güzel olur. Devletimiz, bağımsız devletimiz adına her şey için. Öncelikle bu seneden beklentilerim, üniversiteye hazırlanıyorum 12. sınıfım ben. Öncelikle demek istediğim, inşallah herkes istediği yere, istediği başarıyı elde eder. Sıkı çalışmayla beraber. Siz ikiniz de istediğiniz yerde olacaksınız. Ben çok inanıyorum. Bunu izleyiciye de kattığınız İnşallah. Çok güzel mesajlar da geliyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Peki son olarak aktarmak istediklerin nelerdir Arda'cığım? 2024 herkese uğur getirsin. Evet, uğur getirdi bile vallahi. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Evet. O zaman yine bir parça isteyelim sizden. Böyle uğur getirecek bir parça. Hasretinle yandı gönlüm değil mi? Hadi bakalım. Mi. Parçadır böyle. Vallahi bravo sizi. Ben böyle alkışlarım yani. Siz alkışlara layıksınız gençler. Çok güzel gerçekten. Peki bir şey soracağım. Cello çok farklı bir alandır ya.
İşte klarnette çok ayrı bir hikayesi var. Bize böyle bunun bir hikayesi varsa anlatır mısınız? Mesela klarnetin hikayesi nedir? Sonra da cellonu alalım sizden. Size ne haz veriyor mesela? Ya şimdi önce hikayeyle başlayalım. Evet. Zamanda sanırım yanlış hatırlamıyorsam 1500'le 1700 yıllar arasında, tam belli olmayan bir tarih. Hı hı. Klarnetin keşfi var. İşte Paris'te keşfediliyor, Van Doren tarafında. Hı hı. Ki bu iddialar birçok hani kişi tarafından başka yerlerde söylenir. Mesela biri işte başka bir müzisyenin keşfettiğini, birçok enstrümanı söyler. İşte biri Van Doren'in, biri işte çeşitli sanatçıyı sayar. Ama bizim Türkiye'ye gelmesinin, klarnetin en büyük etkeni Elazığlı İbrahim Efendi zamanına dayanır. İbrahim Efendi sol klarneti keşfederken Batı klarnetini Türk klarnetine çevirmek için, komalı sesler için onun üstünde çalışmalar yapar. Ve günümüz klarnetin perdelerine evrilene kadar işte gerekli yollarda, mesela eski klarnetler, gırnata dediğimiz demir klarnetler vardı. Hani o yollara gelene kadar işte ahşap oldu klarnet, işte tuşları değişti, bazı tuşların arasına işte küçük ufak destek tuşları geldi. Böyle böyle günümüze kadar geldi. Klarnet bambaşka bir dünya. Hani kendim de söylediğim gibi daha öncesinde Ankara Üniversitesi'nde bir programda söylemiştim. Yani dışarıdan bakıldığında hani üfleniyor işte, elle ağızla çalınıyor gibi gözükebilir ama işte bizde duygu işi. Hani kesinlikle kalbimizle çalıyoruz. Hani kalp eğer o an klarnetle hani temas ettiğini hissediyorsak, klarnet bambaşka bir dünya oluyor. Çok farklı. Bir de mesleğini kıyafet gibi yakıştırma vardır. Siz ikiniz de yakıştırmışsınız. Yani sana o cello yakışıyor inanılmaz bir şekilde. Sana klarnet çok yakışıyor. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki bize böyle bir sadece tek klarnetle bir müzikal şov yapabilir misin? Deneyelim, yaparız. Klarnetin çünkü başka bir yanı var dedi. Hadi bakalım. Gerçekten sen var ya harikasın. Ne yaptın çok bize ya şu an? İzleyicilerimiz yazıyor. Fatoş Hanım çok duygulandık şu an diye. Çok farklı bir yere alıp götürüyor klarnet. Çok dokunuyor yani. Aşırı, aşırı dokunuyor. İzleyicilerimiz tabii ki bunun cevabını veriyor. Ben de aktarıyorum. Peki o zaman cello nasıl bir etki yaratıyor kıymetli izleyicilerimize? Arda'ya bırakalım. Me something. Thank you.
başka bir tarzdı. Kıymetli izleyicilerimiz yazmış, yeni yıl bizim için bu sabah başladı diye. Çok iyi geldiğini ve sizlere de sevgilerini iletiyor tüm izleyicilerimiz. Çok güzel mesajlar var. Gerçekten bu kadar güzel duygularınızı dile getirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Çok farklı enstrümanlar. Bakın ikisini de ayrı ayrı dinledik. Evet. Birlikte çok başka bir şey alıp götürüyor. Ama ikisi ayrı ayrı başka bir dal. Anne ve babanız ikinizin de değil mi müzik alanıyla ilgileniyor? Benim annem babam öğretmen. Hı hı. Babam zamanında işte kendi çapında hobi olarak hani işte klarnettir, kavaldır üflemeye çalışmış. Hani müzik adına gelişmeye çalışmış. Ama işte günümüz şartlarıyla o zamanlar bir olmuyor. Evet. İşte dedem gerektiği yerde işte hani onun bir meslek sahibi olmasını istemiş. Çünkü müzisyenlikte hani ilerleme kat edememiş, kat etmiş ama işte eski zamanlara göre işte oku, çalış dediğimiz olay var. Sayın İbrahim Özer beni büyüttüğü için çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde de çok ilgi duydum bu alana. Gerek yani babam bir tarafta ama annem işte annemin bazı gecelerde hani sırf beni oturup kimse dinlemez ama annemin dinlediğini hani görürüm. Annem ve babam ikisi, annem de bugüne kadar Sayın Hatice Özer çok destek oldular. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Hani onları da yetiştirenler aslında işte dedeme, babaanneme, işte anneanneme, baba. Diğer dedeme. Evet. Hepsine de selam göndermek ne lazım. Ne güzel olgunluktasın böyle. Çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten maşallah. Maşallah sana gerçekten Çağım. Ben böyle sana seni dinlerken gözlerim doluyor. İkinizde de öyle zaten de. Çok farklı ruhlarsınız. Anne ve babana yeni yıl için temennin nedir? Temennim ikisinin de sağlıklı olmasını çok isterim. Sağlıkları hani çünkü sağlık dünyadaki en önemli ihtiyaç. Yakın zamanda annem de bir ameliyat geçirdi, bir operasyon. Geçmişler olsun. Ona da buradan geçmiş olsun diyorum. Çok seviyorum. Hani yeni yılda onlar için de beni iyi yerlerde görmeleri onların en büyük mutlulukları olur. Evet. Hani hem birazcık kendi yolumu da yapayım orada. Evet, evet. Bir anne babanın, bir anne babanın en çok istediği şeydi. En çok istediği. Her şey gönüllerince olsun. Her şey istedikleri gibi olsun. Amin diyoruz. Peki Arda'cığım sen neler dile getirmek istersin anne babanla ilgili? Benim annem ev hanımı. Babam müzik öğretmeni. Aynı zamanda müzisyenlik yapıyor kendisi. Küçüklükten beri müzikte çok hani ilgiliyim yani ister istemez babadan kalma işte annemi babamı büyütenler de müzisyen aynı şekilde. Yani küçükken çok haşır neşirdik müzikle, müziğe karşı bir ilgim vardı her zaman için. Hep böyle o zamanlar küçüktüm. Türk sanat müziği çok dinlerdim, çok severdim. Özellikle böyle TRT falan usulü çok sevdiğim şeyler vardı. Ondan sonra küçükken benim müziğe karşı ilgimden kaynaklı ben hep müzik okulu okuyacağım derdim. Müzik okuluna gireceğim derdim. Babamlar da son derece arkamda durdu sağ olsun. İbrahim Durak buradan selam söylüyorum. Selamlar, saygılar olsun efendim. Ailem zaten çok sıcak bakıyordu müzikle ilgilendiğim için. Yeteneğim de vardı. Öyle bir vesile oldu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdik. Çok mutluyum. Ne mutluyum. Mesela benim hikayem Arda'dan biraz daha farklı. Hani mesela Arda küçüklükten beri işte müzikle ilgileniyor. İşte ailede müzisyen var. Evet. Bizde tamamen farklı bir durum. Doğduk, büyüdük, ettik. Benim en büyük hayalim sporla ilgili futbolcu olmak, topçu olmak işte. Hani her çocuğun hayali gibi bir gün hiç unutmam anaokulunda öğretmen bize işte meslek seçtiriyor. Herkes işte astronotu seçtiler, öğretmeni, mühendisi. Bana bir tek müzisyen ne şey kalmıştı sanırım hatırlamıyorsam. Bir farklı bir şu an hatırlamıyorum farklı bir meslek ama o da sahneyle ilgili meslek. Ha tiyatrocu. Hayat tiyatro. Seni her yerden desteklemiş. Tabii. Ha tiyatro. Evet. Hatırladım. O da sahneyle ilgili meslekti. Müzisyenlik hiç de o gün işte istemeyerek ben astronot olacağım diyerek müzisyenliği seçmiştim. Bugün müzisyenliğin yolundayım. Hani ne mutlu bize. Ne mutlu. Bir gün işte dediğim gibi ortaokulda Sayın Emre Arslan, çok selam gönderiyorum buradan ona. Beni keşfetti. Bir anda elimden tuttu. 8. sınıfın son bir ayı kala ben de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'ni gözüme kestirdim dedim. Hani hayalimdeki yer. Ne mutlu. Siz neyi isterseniz o şey gelip sizi bulur ve sizin avuçlarınızda sıkı sıkı tutar. Yeter ki siz o inancınızı her zaman koruyun. Evet. O halde bu Türkiye topraklarını biliyorsunuz ki anaları babaları
hep üzülür, hep acı çeker değil mi? Evet, elbette ki yani olumsuz kelime şey yapmak istemiyorum ama çok zorlu bir yıl geçirdik. Ana babalar burada çok fazla yük aldılar. Evet. Onlara nasıl bir müzikal şov armağan etmek istersiniz? Hem kendi anne babalarınıza hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetli ana babalarına güzel bir şov size bırakıyorum. Onlar bizim güllerimiz, büyüklerimiz, biricik varlıklarımız. Onlara Fikrimin İnce Gülünü armağan etmek isteriz. Ay siz nasıl bir şeysiniz ya? Hadi bakalım o zaman, ne mutlu bize. Bir şey söyleyeceğim, böyle ebeveynlerden güzel mesajlar da geliyor. Bir de hareketli istiyoruz diyorlar. Hareketli. Son parçanız olacak. Ne çalıyor? Son parçamız. Hadi bakalım. Biz genelde hani hep slow çaldığımız için Arda ile ikimiz evet. Bir araya geldiğimizde. Evet, genelde öyle. Ruhunuzun hareketli. Sesini açmış gençlersiniz siz. Bahçe duvarı diyelim mi? Bahçe duvarı. Evet, hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki varsınız. İki Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarısınız siz. Anne ve babalarınıza çok ama çok teşekkür ediyoruz. Böyle pırıl pırıl evlatlar yetiştirdiğiniz için. Gerçekten bir evlat yetiştirmek kolay değil. Anne ve babalarımızın her daim kıymetini bilmemiz gerekiyor. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı bize? Aktarmak istedikleriniz. Buradan bizi bütün izleyenlere, sevenlere, müziğe gönül verenlere, tüm Türk halkına çok selam iletmek isterim. Çok sevgi, çok kalp. Arda'cığım sen neler söylemek istersin son olarak? Ve son olarak müzik hayatına girmek isteyenlerin kesinlikle korkmaması gerektiğini söylemek istiyorum tüm dünyaya. Herkes istediği
mesleği yapsın, istediği işi olsun, mutlu, huzurlu olsun. Herkese çok selam söylüyorum buradan. Gerçekten bugün bizim içimizi ısıttınız. İyi ki geldiniz gerçekten. Sizi seviyoruz. Yolunuz, bahtınız her daim açık olsun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından beraberiz.